İyi akşamlar. Bu akşam oldukça esrarengiz bir masa bu masa. Neden? Çünkü hepimiz aslında bir şeyleri merak ediyoruz. Hele ki bu sosyal medyayla son zamanda stalk etmek diye bir kavram, bir kelime ortaya çıktı. Yani birbirimizi merak ediyoruz ve ne yaptığımıza bakıyoruz. Özellikle eşleri, belki kardeşleri, belki tanıdığımız birilerini. Ama tabii ki bu işin de profesyonelleri var. Yani bir özel dedektif masamda. Buyursunlar, başlıyoruz. Sevgili Şenol Örs, ilk defa bir televizyon programına katılıyormuşsunuz öncelikle, doğru mudur? Yani ilk defa değil ama sizin gibi enerjik bir kişi karşısında ilk defa heyecanlandım. Ay estağfurullah. Evet, dördüncü, beşinci diyebilirim. Öyle mi? Tabii. Tamam, harika. Hı. Ama herhalde hiç bu kadar uzun size vakit ayrılmamıştı. Bir kesinlikle saat boyunca. Kesinlikle doğru. Doğru. Şu anda masada bize anlatacaklarınızı merak içinde bekliyor seyircilerimiz diye tahmin ediyorum. Sayın Şenol Örs özel dedektif. Ancak tabii ki astsubaylıktan gelen bir kariyerden bahsediyoruz. Farklı görev yerleriniz oldu, farklı görevleriniz oldu ve sonrasında da bu mesleği seçtiniz. Evet. Evet. Kaç senedir özel dedektifsiniz? 2003 senesinden beri özel dedektif olarak çalışıyorum. Peki şu anda özel dedektif olarak yüzünüzle bütün herkes sizi görüyor. Bunun bir problem olduğunu düşünebilir miyiz? Yok yok, bilakis bizim danışanlarımız güven duyacağı kişilere başvurmak istiyorlar. Herhangi bir sorun çıktığı zaman bu sorunların arkasında olsun, yeri yurdu belli olan kişilerle çalışmak istiyorlar danışanlarımız. O yüzden yüzümü basına yansıtmam benim için bir avantaj. Ama haber kaynaklarımı söylemem, meslek sırlarımı söylemem, sonuca ulaşmak için neleri kullandığımı söylemem etik olmaz. Tabii ki olmaz. Zaten ben de sorularımı öyle çalıştım. Yani farklı bir tarzda çalıştım. Kurallara uyarak, çok kural dışına çıkmayarak ama merak edilenleri de cevaplandırarak. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz bayanlar baylar ve gördüğünüz gibi konumuz dedektiflik. Buyursunlar. Yani dördüncü ayda evlendik, beşinci ayda boşanalım, dedektif tutalım yok. Teşbihte hata olmazsa bizim kalbimiz nasırlaşmış durumda. Yani açığa çıkmamışsınızdır hiç diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Öyle çok, bir şey oldu mu? Çok nokta atışları yapıyorsunuz. Doğru düşünüyorsunuz çünkü sanki biri beni izliyor mu duygusunu yaşayanlar, hissedenler. Onun zihnini değiştirerek olayı saptırırız. Zor tarafları, bu bir meslek değil, yaşam biçimi olduğu için bu bizim hareketlerimize yansıyor. Uzun saçlısınızdır, saçınızı kesersiniz. Sakallısınızdır, sakalınızı kesersiniz. Kimler daha çok başvuruyor sorusunun devamı olarak araba içerisinde bir gün hiç çıkmadan beklediğimi bilirim. Neden? Ünlülerden bir kişiyle çalıştım. Kendisini Ayşe Hanım diye tanıtmıştı. Ama bir dedektife de başka biriymiş gibi söylemek biraz komik oluyormuş. İyi akşamlar efendim, masaya hoş geldiniz. Hepinize kocaman sevgiler. Tiyatro oyunları. Tabii ki canım, yok şu an başka bir şey düşünmedim. Vizyona giren filmler. O da son filmin olacak. Evet. Yine son şans... filmin derken. Ölüyor muyum? Ya, sağa çekiyor yani çocuk, biz balansı bozulmuş. Sağına doğru çekti. Kurlarıyla buluşan kitaplar. Kimlere ulaşmasını istiyoruz bu kitabın? İlgi çekici konular. Ağaç kakan da olabilir. Ağaç kakanın. Ay inanmıyorum, çok sevinirim. Uzman konuklar. İspatın kabul mü? Bunu açıklamamız lazım. Neyle açıklayacağız? Duayen sanatçılar. Bir baktım beni görünce. Gözler yeşil oldu mu gözler? Ne? Ne? Bana ellerini ver, dinliyorsun. Ya işte. Hadi bakalım. Aktiye yakalandım, aman hocam. Yavrum aynı benim gibi okumuşsun. Helal olsun. Ay, dansı da var. Yanlışlıkla siz düştünüz de. Arasaydın çocuğum dedi. Onlarca şarkı. Unutulmuş muydum? Alışıyor muydum? Kadının teki yine beni çok sevdi. Aşkın bahardı, temizler vardı. Ve binlerce kahkaha. Bu kim? Oğluydum. Dünyalar güzeli
bir kız çocuk dünyaya geliyor. Yok ya. Babanın böyle yeah diye bir suratına bakması. Mesela şu anda lahmacun yapabilir misin? Lahmacun orada. Burak çok farklı bir adam. Ne gibi? Adam gibi adam ya. Adam çimentosu. Adam. Yani ne hissediyorsunuz şimdi kendinizi burada izlediğinizde? Deli bir adam ya. Deli bir adam ya. Ey İstanbul sen ey. Amma uzattın be. Beni atacaksın. Atamazsın beni kardeşim. Oradan da neler gözlemlemişsin. Neler ne? Demek ki ben de şarkıcı olabilirim. Doğa Rutkay'la her şey bu masada. Eğlendirirken bilgilendirmeye, akşamlarınızı renklendirmeye, keyifli konu ve konuklarıyla evlerinize misafir olmaya devam ediyor. Doğa'yla her şey bu masada. Nasıl düştü aklınıza bu fikir? Siz askeri vazifedeydiniz, görevdeydiniz ve bir anda dediniz ki ben özel dedektif olacağım. Önce kendi hikayenizi anlatın bana. Neden böyle bir şey istediniz mesela? Evet. Şimdi akacak kan damarda durmaz derler ya. Evet. Benim de 92 senesinde mezun oldum ben asker kişi olarak. Askeri okuldan geldim. Hep hayalimde bu vardı ve bizim okul aşamalarında, sosyometri sınavlarında hep gazetecilik, bankacılık, polislik çıkardı benim sosyometri sınav sonuçlarımda. Evet. Ben hep hayallerimde vardı bu. Yayınlanırdı. Özel dedektiflik Türkiye'de yasallaşıyor mu, rağbet nedir diye hep okurdum. Sonra askerlikteki mecburi hizmetimi doldurduktan sonra bu sektöre atılmakta cesaret bulamadım kendimde. Organizasyon alanında buldum kendimi. Organizasyondan sonra özel dedektifle öyle bir geçiş yaptım ki ben bile anlamadım. 2003'ten beri özel dedektif olarak çalışıyorum. Organizasyon yaptığım dönemlerde ki tabanımda benim organizasyonculuk var. Ki askerlik biliyorsunuz farklı tabii bir kulvar. Aynen tabii Askerlikten sonra sivil hayata geçmek, esnaf olabilmek başka bir kulvar. Bu geçiş aşamasında ben organizasyon geçmişimi kullandım. Kıbrıs'a turlar getir götür yaparken orada bir ailenin kurtarılmasıyla alakalı bir teklif aldım. Bu aileyi kurtaralım ne olur bir yardım et bize nasıl olsa sen Kıbrıs'a gidip geliyorsun dediler. Ve biz bu evliliği kurtardık. Hiç unutamıyorum. Baktım ki benim zaten çok sevdiğim bir alan ve yapabiliyorum. Şartlarım da çok müsait buna. Ondan sonra vergi levamızı organizasyon ve özel dedektiflik olarak değiştirdik. Ya o zaman ülkemizde buna imkan vardı yani sağlanıyordu değil mi Türkiye Cumhuriyeti? Şimdi hala buna var. Hala şimdi, o zaman bizim, da vardı. O zamandan ve siz beri, o zaman başladınız o zaman. 2003 buna senesinden beri o zaman başladım. Bu dediğim örnekle başladım. Ama bunu sorduğunuz çok iyi oldu. Yani Türkiye'de şu an özel dedektiflik yasal değil, yasak da değil. Şimdi bu benim bir sloganımdır. Hani burada bir kişiyi bile bilgilendirebilirsek bu bizim tabii için kar olacak. Lütfen. Ne demek yasal değil, yasak değil? Türkiye'de özel dedektifliğin yasası yok. Hangi bakanlığa bağlı? Öyle bir şey yok. Ama neden yasak değil peki? Hani yasal değil çünkü yasası yok. Hangi bakanlığa bağlı? Size kim kimlik verecek? Sizi kim denetleyecek? Sizi kim terfi ettirecek? Bu yüzden yasal değil. Nasıl yasak olmuyor? Bir vergi levası varsa, bu alanla alakalı bir faaliyet belgeniz varsa ve size müşteriler, danışanlar ulaşabiliyorsa, kimse de sizden şikayetçi olmuyorsa işte. Ve zaten verginizi veriyorsanız yani tabii ki, tabii. Devlete karşı vazifenizi yerinize getiriyorsanız o anlamda bir yasakla karşılaşmıyorsunuz. Tabii. Ama yasal olmaması fikrine şaşırdım. Aslında bu anlamda bir şeyler yapmalısınız. Sanıyorum ki siz tek özel dedektif değilsinizdir. Değilim. Değil mi? Meslektaşlarınız var. Hani acaba bunu toplu halde düşünüp sunmak mı acaba? Öyle bir şimdi, şey mi gerekiyor? Ben tabii ki bu sektörde tek değilim. Bizim abilerimiz, bu işi yapan büyük kişilerimiz bu konuyla alakalı mecliste ilk 92 senesinde o zaman Demirel Başbakan'dı sunmuşlar. Veto edilmiş. Ondan sonra zaman zaman meclise sunuluyor. Bu yasayı çıkartalım. Hazır her şey var. Fakat sıra bir türlü gelmemiş, gelememiş. Bakalım belki müjdeli haberler alırsınız ilerleyen zamanlarda. Belki hükümetimiz bu konuda eğilirler bu iş için.
Peki önemli bir mesleğiniz olduğunu düşünüyor musunuz? Yani biz önemli bir şey yapıyoruz. Biz hayat kurtaran bir şey yapıyoruz diyebilir evet. misiniz kendi mesleğiniz için? Şimdi bakın kesinlikle söylüyorum ki bu meslekte olduğum için değil. Bu bir meslek değil ilk önce. Bu bir yaşam tarzı. Mesleğimizden çok yaşam tarzı özellikle söylüyorum. Bu bir hizmet sektörü. Hizmet sektöründe insanlar önce şunu söyleyeyim. Bugün doktora gittim. Bugün kuaföre gittim diyebiliyorlar, konuşabiliyorlar. Evet. Ama bugün özel dedektife gittim diyemiyorlar. Mahrem bir durum. Dolayısıyla reklamı halk arasındaki sirkülasyonu tevatür yoluyla konuşulması olmayan bir durum. Ama arz ve talep var ki biz ayaktayız. Çatısı çökmemiş evlilikleri kurtarmada, çatısı çökmüş evliliklerde mal bölüşümünü nasıl yapılacağı konusunda... Hı hı. Bir avukatları varsa avukata, avukat sahaya inemez takdir edersiniz. İnemez. Sahaya evet. inen kişiler bizler oluyoruz. Doğru. Kötü haberleri vermek konusunda nasıl uzmanlaştınız? Yani tatsız bir haber vereceksiniz ya da bir takip sonucu. Kendinizce bir başarı elde ettiniz ve bunu aktarıyorsunuz. Şimdi İnsanlarla birebir bir iş yapıyorsunuz öyle Hı-hı. değil mi? Göz Hı-hı. göze. Evet, evet. Bu tabii kolay bir şey değil ama biz bulunduktan sonra ve danışanlarımızla anlaştıktan sonra hani sözleşme yapıp hı hı. hadi hizmet veriyoruz sana diye çalışmaya başladıktan hı hı. sonra buraya gelene kadar insanlar bir şeyler yaşamış oluyorlar. Yani tabii. 4. ayda evlendik, 5. ayda boşanalım, dedektif tutalım yok. Yani belli aşamalarla o çatı çökmeye doğru gidiyor zaten. Yani bana gelene kadar insanlar birbirinin telefonunu dinlemişler, kavgalar etmişler, tartışmışlar, belli yerlere danışmışlar, aile terapistine gitmişler. En son nokta olarak ayrılmaya karar vermişler. Artık lehlerine yol bulmaya çalışıyorlar. Ve bu durumda zaten alışık olmuş oluyor gelen kişiler. Ama bir de şu var, bu meslek değildir, yaşam tarzı dedik ya. Evet. Hani bu konuda teşbihte hata olmazsa bizim kalbimiz nasırlaşmış durumda. Yani tarafsız olarak ben bu bilgiyi size vermek zorundayım. Evet. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin. Ki karşı taraftaki de bunu kaldırabilecek psikolojide ve o safhalardan geçtiği için o kıvamda oluyor. İspatlanması gerektiğinde aslında devreye giren önemli bir iş yapıyorsunuz. Yani belki de bir merak var, bir tahmin var ama kestirilemiyor. Ve siz onu aslında nihai sona erdiriyorsunuz öyle değil mi? Yani bir görüntüyle. Bir fotoğrafla ya da bir video kayıt yapıyor musunuz? Öyle bir şey var mı? Yoksa sadece fotoğraflar mı konuşur sizin işinizde? Şimdi bakın bu çok profesyonel bir soru. Çok uzman bir soru. Hani bu faydalı olacak buna verdiğimiz cevap. Bizim kamuya açık yerlerde kimseyi rahatsız etmeden fotoğraf çekmemiz, video kayıt yapmamız bu olayı yasallaştıran kısım. Ki özel hayata girersek, özel hayatın gizliliğine müdahale edersek biz yasalar karşısında ama ben ama danışanım hesap vermek zorunda kalırız ki haklı olduğumuz halde haksız duruma düşeriz. Ki bu konuda danışan kişiler ne istediklerini bildiği için direkt olarak nokta atışı yapıyorlar. Ne gibi mesela? Nasıl bir nokta atışı bu? Bana fotoğraf getirin mi? Bana görüntü getirin gibi mi? Şimdi danışanlardan şöyle yardım alıyoruz. Bakın danışanlar bir takım evrelerden geçiyor dedik ya. Kişinin partneri diyelim biz ona. Hı hı. Hangi zamanlar evde olmadı, ne zaman geç geldiği, ne zaman iş seyahatine çıktığını zaten biliyorlar. Hani bu konuda bize yardımcı oluyorlar. Hani tamamen bize bırakmıyorlar, bizi yönlendiriyorlar. Bakın işte Perşembe günleri bizim için potansiyel gün. Ya da İstanbul dışından çıkması söz konusu muhtemel, bu potansiyel bir gün diye bizi yönlendiriyorlar. Bazı kişiler direkt hedef veriyorlar. Hani partnerinin karşı cinsi konusunda. Hani burada çalışır, burada çalışır, çemberi şu manada daraltın gibilerinden bize yardımcı oluyorlar. O zaman biz de sonuca daha çabuk ulaşıyoruz tabii ki. Tabii yardımcı oluyorlar çünkü kendileri daha hakim oluyor, daha iyi biliyorlar. Peki zor tarafı nedir bu mesleğin? Yani özel dedektif olmanın zor tarafı, zor kısmı. Zor tarafları bu bir meslek değil yaşam biçimi olduğu için bu bizim hareketlerimize yansıyor. Çevremizdekileri kırabiliyoruz. Özellikle tabii bu benim çekirdek aileme yansıyor. Bu zor bir tarafı. Tabii. Siz kendiniz evli misiniz? Evliyim. Evliyim. İki çocuk var. Ne güzel maşallah. Tabii siz sürekli görevdesiniz diyeceğim bir şekilde. Öyle. 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 Tamamen onları kırabiliyoruz. Maalesef hani çok dürüst söylemek gerekirse biraz vesveseli, birazcık aldığımız bilgileri teyit eden
kişiler oluyoruz. Bu da insanları biraz zedeleyebiliyor, kırabiliyor. Ama bu mesleki bir durum. Üstümüze siniyor çünkü bu. Özel hayatınız kalmıyor aslında sanıyorum. Çünkü 7-24 belki de bir yerde olmanız gerekiyor veya bir gözünüzün olması gerektiği bir yer oluyor. Değil mi? Dolayısıyla siz evdeki hayat sizin işinizden daha öncelik. Önce işim benim. Önce işiniz önce oluyor. İşim ki ben hani en uzun görev yaptığım görevlerden bir tanesi ki ilginçtir. Benim en uzun görevim 1,5 sene sürdü. Bu 1,5 senede bir fabrika bana bir araba verdi. Emin olun bu arabayı bana bu fabrika verdi. Özel işlerimde kullanmamalıyım. Yolda çok ciddi söylüyorum eşimi gördüm. Selam verdim geçtim gittim almadım götürmedim. Bu kadar işimiz bizim için ki asker tabanlı da olduğumuz tabii, için. Tabii. Yani önce iş benim için. İşimizde çok disiplinliyiz. O yüzden bunu da bir dezavantaj olarak görebiliriz. Yani mesleğin kötü yanları olarak görebiliriz. Tabii ki yaşamda sosyal kimliklerimiz hep değişiyor. Hani ben şimdi öğretmenimi gördüm mü hemen öğrenci pozisyonunda oluyorum. Öğrencimi görünce öğretmen işte oğluma karşı baba, babama karşı oğul. Tabii. Sosyal kimliklerimiz değişiyor fakat bu sosyal kimliklerin değişiminde de biz dezavantajlı duruma düşebiliyoruz. Nelere ihtiyacınız var? Şimdi masada bir fotoğraf makineniz var, bir not defteriniz var. Sanıyorum iki not defteri, bir de cep telefonu. Hı. Gün içerisinde hep yanınızda olan objeleriniz midir bunlar? Şimdi fotoğraf makinesi bizim en büyük sermayemiz. Olmazsa olmazımız. Bunlar benim gün içerisinde devamlı taşıdığım şeylerdir. Doğru söylediniz. Bunun dışında bir özel dedektifin sermayesi ne diye sorarsak sormadınız ama herhalde ben kesinlikle sordum. Soğukkanlılık ve zeka. Tabii burada bizi izleyenler burada bir böbürlenmek gibi almasınlar lütfen. Sanmıyorum. Hani ben çok zekiyim sanmıyorum gibi algılamayın ama yani bizim sermayemiz soğukkanlılık, zeka ve fotoğraf makinesi diyebilirim. Özel bir dedektif deşifre olmamak için ne yapmalı peki? Hmm. Yani siz deşifre olmamak için neye dikkat ediyorsunuz? Kılık değiştiriyor musunuz? Şimdi bakın, kılık değiştirmek bizim meslek hayatımızda vardır. Fakat filmlerde gördüğümüz gibi bir kılık değiştirme gelmesin aklımıza. Hani uzun saçlısınızdır, saçınızı kesersiniz. Sakallısınızdır, sakalınızı kesersiniz. Veya ben organizasyon tabanından geldiğim için Noel Baba kılığına girerim. İşte palyaço kılığına girebilirim. Bu gibi kılıkları değiştirmek zorundayız. Ve deşifre olmamak için ne yaparız? Bir keresinde ben işi almadan önce bir şeye bakarım. İyi bir şeye vesile olacak mıyım? Hani karşı tarafta kötü niyet de olabilir. Tabii. Hani şimdi eğer hani kan davalığınızı bana bulduruyorsunuz. Ben onu buluyorum. Siz ona zarar veriyorsunuz. Ben böyle bir şeye vicdan olarak basamak olmak istemem. İlk önce karşı taraf iyi niyetliyse ben de kanaat getirmişsem iyi bir şeye vesile olacağıma. Yeah. Çünkü danışan olarak sizin gönlünüzü yaparken oradan hasım kazanmamalıyım ben. Deşifre olmayacağım işleri alırım. Yani aklımın kestiği işleri alırım. Ne yaparım? Bir kere ikincisi, birincisini söyledim. İkincisi, evet. Burada hukuka aykırı bir durum var mı? Yani benim hukuk karşısında hesap vermek zorunda bırakacak bir durum olur mu? Suç işler miyim? Ben huzurlu yaşamak istiyorum. Bana kazandığım yetiyor. Suç işlemek istemiyorum. Tabii ki. Kim ister? Ki ben devletle hep iyi geçinmek ve devletin koyduğu kurallara uymak zorundayım. Zaten öyle yetiştirildim. Tabii ki. Ama çok nadir olsa da deşifre olmakla yüz yüze olduğumuz durumlar oluyor tabii ki. Bunlar yani, nasıl oluyor mesela? Göz göz yani nasıl oluyor şimdi, öyle bir an? Şimdi bakın bu karşı taraf her ne kadar deşifre olmamak için bizim yedek senaryolarımız olsa da hani ben bu konuda başarısız olursam ne yaparım? Biz bunu kuruyoruz kendimizi. Hmm. İşte kimliğimiz gazetecidir. İşte kimliğimiz eczacıdır. İşte kimliğimiz araştırmacıdır, öğretmendir vesaire vesaire. Biz bu yedek senaryoları kullanıyoruz. Yani planlar yapılıyor zaten. Yani A planı, B planı. Cebinizde bu olmadan mümkün değil çıkamazsınız. Tabii. Ama bir üst yere gelelim. Karşı taraf zihin değiştirmek konusunda çok idmanlı. Sizi fark ediyor veya fark ediyor, fark etmemiş gibi davranıyor. Bu gibi konuda deşifre olacağımızı hissedersek, bu en uç nokta,
Bırakırız görevi. Görev yapmayız. Çünkü deşifre olma ihtimaliniz olduktan sonra zaten sonuca gidemezsiniz. Tabii yani. Ki. Değil mi? Çünkü zaten tanınmış oluyorsunuz bir şekilde. Peki kimler daha çok özel dedektif tutmaya ihtiyaç duyuyor? Burada bayanların daha çok danışan olduğunu söyleyebilirim. İsmini hatırlamadığım bir İngiltere'de üniversitenin yapmış olduğu bir anket var. Hı hı. Bu ankette sevgililerin en çok aldattığını ve dedektif tuttuğunu %51, evlilere %21 vermiş bu üniversite. Enteresan değil mi? Evet, yani ben hangi üniversite olduğunu şu an hatırlamadım. Gerekirse kaynak gösterebilirim. Ama şunu net hatırlıyorum. Sevgililerin daha çok. Yani %51 ile. Sizin danışanlarınızda da öyle mi? Benim danışanlarımda yani sevgili polisimdeki kişilerin taleplerini kabul etmiyoruz. Yasal olarak. Bu bizi çünkü kurtaran bir yön oluyor. Doğrudur. Kimler daha çok başvuruyor sorusunun devamı olarak bayanlar diyebilirim. Çünkü bir bayan ateşi maşayla tutmuyor. Bir bayan her şeyi hesaplıyor. Rüzgarın hızını, havanın nemini, her şeyi hesaplıyor. Aslında dedektifin ta kendisidir kadınlar. Kesinlikle öyle. Değil mi? Çünkü şüphelenmek veya araştırmak veya nerede ne yaptığını biliyor olmak biz hanımların hani iyi bildiği bir şeydir. Umarım Allah kimseyi buna mecbur etmesin, mecbur bırakmasın ama o anlamda tabii bayanlar daha çok oluyor. Bayanlar daha çok bayanlar, diyebilirim ama evet. Benim erkek müşterim var, evlilik öncesi araştırma yapan kişilerimiz var. Ki en uzun görev yaptığım yer bir fabrikadır. Hani o da bir fabrika sahibi de bir erkekti. Bayanlar çok diyebilirim. Yani. Şu da çok enteresan ama evlenmeden önceki kişiyi araştırmak adına size danışıyorlar ya değil şimdi, mi? Tabii, yani tabii. Nasıl biridir, nasıl bir hayat yaşıyor gibi değil mi? Bakın ben 73 mezunuyum. Yani benim zamanımda evlenmeden önce araştırma en son ne olabilirdi? Hani bayanın yakınlarıyla konuşmak veya evet. Bayanın yakınları olmayan kişiyle konuşmak olabilirdi. Evet. Ve görüşüp konuşabilirdim. Diyaloğu pekiştirip evlenebilirdim. Ama şu an insanlar konuştuğu zaman biraz da daha böyle teknoloji geliştiği zaman için diyor şimdi merak ediyor taraf. Emeklisin. Evin var mı? Şimdi bunu sorarsa ilişkinin seyri değişecek. Ya benim maaşımı neden soruyor veya benim kaç tane arsam var neden soruyor diyecek karşı taraf. Bunu ne yapıyor? Hani araştırttırıyor. Hangi okuldan mezun oldun doğru mu söylüyor? Teyit ediyor. Sabıkası var mı diyor. Benden önce evliliği yapmış mı diyor. Yapmış ya da mi? Çocukları var mı diyor. Hani kendi kendine hesap yapıyor ve bunları araştırttırıyor evlenmeden önce kişisini. Siz bayağı böyle dosya halinde yani bir tabii. Kişinin bütün gelmişini geçmişini yani tabiri caizse ortaya koyabiliyorsunuz. Tabii yani. İmkanlar, teknoloji, hukuk el verdiği sürece danışanımı memnun etmeye çalışıyorum. Yani dediniz ya biraz önce bu kötü senaryoya taraflar nasıl gart alıyorlar? Hazırlamış oluyorlar kendilerini. Ki bizim kötü dediğimiz şey onlar için aslında kötü olmuyor. Beklenen sonuç oluyor. Çok şaşırtıcı sonuçları aldınız oldu mu? Yani hanımefendi geldi ve çok emin ki şu isimle beraber fakat bambaşka biriyle yani sizin takibiniz üzerine bambaşka bir kişi çıktı ortaya. Öyle sizin bulduğunuz ama kişiliğe çok sürpriz olan davalar oluyor mu? Yani oluyor. Oluyor da şu an aklıma nasıl bir örnek vereyim gelmedi. Yani oluyor tabii ki çünkü partner %70 %80 anlıyor aldatıldığını. Günlük hayatta, ev içerisindeki davranışlarla vesaire diyaloğun kopmasıyla. Ama kim olduğu konusunda bana nokta atışı verebiliyorlar biraz önceki örnekte ama nokta atışı veremeyen kişiler de oluyorlar. O yüzden sürprizlere açık olabiliyoruz. Bu konuda da artık o konu kendini hazırlıklı tutmak zorunda. Yani şimdi böyle dinlerken ve sorarken çok heyecanlı geliyor tabii bize çok değişik geliyor bilmediğimiz bir dünya bilmediğimiz bir hiç aklıma gelmezdi diye düşünüyorum hani kendi adıma ama demek ki öyle bir durum oluyor ki insan buna gerçekten ihtiyaç duyuyor sahiden bunu yaşayan kişiler için de üzücü bir durum olduğunu anlayabiliyorum. Takip süreniz aşağı yukarı şu kadardır diyebiliyor musunuz ya da bir danışanınızla başladığınız takibe sağlamasını yapmanız gerekiyor. Birkaç kere
aynı yere gitmeniz gerekiyor mu mesela? Ya da gece gündüz arabada bekliyor musunuz? Hani böyle biraz da işin eğlenceli oyuncaklı taraflarını sorayım. Hani bu filmlerde gördüğümüz işte arabanın içinde battaniye, yastık, işte kahvedi, poğaça falan. Öyle bir arabada yaşamanız gereken falan öyle anlar oluyor mu? Tabii tabii, yani biz doğaçlama kararlar veririz. Hiçbir şekilde planlı gitmez bizim görevlerimiz. Araba içerisinde bir gün hiç çıkmadan beklediğimi bilirim. Neden? Çünkü acı tecrübelerim var. 8 saat bekliyorsunuz. Bir sebepten dolayı 5 dakikalığına arabayı terk ediyorsunuz. Orada çıkmış gitmiş oluyor. O yüzden ekiple çalışırız. En az 2 kişi oluruz. Arabanın içerisinde bir kişinin, insanız, uykusu gelir, içi geçer, bir yere gitmek zorunda kalır. Mutlaka gözetlemeyi devam ettirmek zorundadır. Ve efendim, her insanın hikayesi çok farklı. O yüzden her hikayede bir parmak izi gibi. Yani nasıl davranacağımız, nasıl hareket edeceğimiz, neylerle karşılaşacağımız mümkün değil. Kestiremezsiniz. O yüzden soğukkanlılık ve zeka, hazır cevaplılık, hadi ben hazır cevap olayım diye bir eğitim yok. Bu alaylı dersiniz, okullu dersiniz de sizler. Evet, evet. Biz alaylıyız ama okulumuz yok. Ama şöyle söyleyeyim size, Türkiye'nin pilot üniversitesinde, Koca Üniversitesi'nde seçmeli ders olarak başlatıldı özel dedektiflik dersi. Çok enteresan. Ama tamamen seçmeli derstir bu. Yani bu sizin mesleğinizi oluşturacak bir altyapı değildir. Ama yine de bir başlangıçtır ama. Ama bir adımdır bu yani. Adım. İlgi var mı acaba öğrenciler tarafından? Yani ben bunu sadece bir bilgi olarak aldım. Araştırıp teyit etmedim. Ama bu şey bir bilgidir. Literatür bir bilgidir. Gerçek bir bilgidir. Şu an usta çırak usulü devam eden bir durumdur. Ne okulunuz var ne de reklamınız var. Tamamen yalnızsınız. Tamamen danışanınıza iyi hizmet vermek için varsınız. Ve bu sektörde her şey mübahtır. Bir şeyi hariç tutalım. Tabii devlet kurallarına karşı gelmemek hariç. Silah kullanma yetkiniz var mı? Özel dedektiflikte tabancanın lüzumu yok. Yani, tehlikeli durumlar geçti mi başınızdan peki? Takip ettiğiniz kişiyle karşılaştığınız veya takip ettiğiniz... Gerçi açığa çıkmamışsınızdır hiç diye düşünüyorum. Öyle şimdi, değil mi? Öyle çok, bir şey oldu mu? Çok nokta atışları yapıyorsunuz. Doğru düşünüyorsunuz. Çünkü aklımın kesmediği işi almam. Bakın, risk varsa ben o işi almam. 3 kuruş, 5 kuruş kazanayım diye. Hani ben danışanımı veya kendimi tehlikeye atmam. Hı hı. Ama ille de olursa şöyle küçük bir hani çemberi dağıtmak adına. Hani takip ettiğimiz kişi bayansa kur yaparım ona. O da beni çapkın bir erkek yerine koyar. En fazla çantasını vurur, tokatını atar ve olay biter. Veya hani ben yaparım derken hani belki ben tanınmış yüz olduğum için o kadar detaylar inmeyeceğim ama ekimindeki arkadaşlarımızla ortak kanımız budur. Hani en basitinden zihin değiştirmek adına olayın takiple alakası olmadığını onun zihnine yerleştirmek. Takip etmiyormuş, basit bir kurmuş bu gibilerinden. Şüphelenenler oluyor mu ki? Yani sizi arayanlar veya arkasına bakanlar veya bir mekandan çıkarken sanki biri beni izliyor mu duygusunu yaşayanlar, hissedenler oluyor mu takip ettiğiniz kişiler arasında? Şimdi ben buna olmuyor diyeyim. Fakat olanlar da var. Olanlar olursa biz bir şekilde ya görevi bırakırız ya görevdeki arkadaşlarımızdan birini değiştiririz veya onun zihnini değiştirerek olayı saptırırız. Ama sosyal kimlik dedik ya, şimdi o kişi partnerinin karşısında bir tartışma sırasında tırnaklarını çıkaran, kötü böyle her şeyi düşünen bir kişi olabiliyor. Ama metroda yalnız olduğunu hisseden bir kişi, aynı zamanda o psikolojide tırnaklarını çıkarmış, her an birinden bir şey bekleyen bir kişi değil. Ve uluslararası takip edilen bir kişi de değil. O yüzden mümkün olduğunca biz onun o masum halini yakalayıp nereye gittiğini, ne yaptığını rapor etmek adına topluma açık yerlerde hukuk kurallarını çiğnemeden, zarar vermeden yapabiliyoruz. Dedim ki benim eşimi takip edin. Siz de ben kesin bulurum, kesin
gibi bir şey söylemiyorsunuz o zaman. Bunu söylemem mümkün değil. Söylemiyorsunuz. Zaten böyle bir şey söyleyen bir kişi varsa nacizane tavsiyem, hani 45 yaşındayım. Hani 3 kere 5 kere daha düşünün karar vermeden önce. Aslında çok da gençsiniz. Yani çok gençsiniz ama çok şey tecrübe etmişsiniz. Çok değil teşekkür mi? Yaşınız ederim. Oldukça genç çok bence. Belki bir 10-20 sene sonra kim bilir neler daha yaşamış i̇nşallah, olacaksınız. Yani, İnşallah. Allah uzun ömür versin. Sağlığımız müsaade ederse. Amin. Hanımlar, yani ekibiniz de diyorsunuz. Ekibinizdeki diğer dedektifler yine beylerden mi oluşuyor yoksa bayan dedektifler var mı? Şimdi benim yelpazem bu konuda geniş olmak zorunda. Hedefte motosiklet varsa bizim de motosikletli olmamız gerekiyor. Hedef Eskişehir'de okuyan bir öğrenci ise bisiklet kullanıyorsa bisiklet olması gerekiyor. Ya da Bodrum'da bir yatla açılması gerekiyorsa bizim de yatı kiralama vesaire. O yüzden benim kırmızı saçlı kısa saçlı bir bayan arkadaşım da olabilir, takım arkadaşım. Ceketli veya ceketsiz veya deri giymiş. Yani her türden benim ekip, ki benim ekip arkadaşlarım şu an tabiri caizse uyuyan arkadaşlarımdır. Onların asıl meslekleri, asıl kazançları, hayatlarını idame ettirdikleri bir pozisyondadırlar zaten. Onlarla ilgili bir görev çıktığında ben onlara görevi sunarım. Beraber karar veririz. İşin zorluklarını, kolaylıklarını konuşuruz, bütçesini konuşuruz. Yani işe göre adam prensibiyle çalışırız. O yüzden uyuyan personellerimden benim senaryoma ya da danışanımın anlattıklarına kim uyuyorsa ben seçer, bulurum. Asbelkader öyle bir karakter yoksa benim kastımda satın alırız, yaklaşırız, tekliflerde bulunuruz. Ama bu konuda tekliflerde bulunacağımız kişi mutlaka ketum olmak zorunda. Ne yaptığını biliyor olmak zorunda. Gönül vermiş olmak zorunda. Çünkü mahrem bir bilgidir. Kaş yapayım derken göz çıkartabilirsiniz. İyi niyetli olmak zorunda. Biz bunun teyidini aldıktan sonra herkesle çalışabiliriz. Ama çok hassas bir konuda. Kısacası cevabımız evet, yani bayan dedektifler de var olarak anlıyorum sizden. Ve mutlaka ilgisi de vardır. Yani ilgi çekici bir iş çünkü gibi geliyor bana. Basınla birlikte çalıştığınız magazin olayları ya da daha sansasyonel veya az sansasyonel işlerde bulundunuz mu? Şimdi bizim yedek senaryolarımız var demiştim ya. En basit, en birinci sıradaki yedek senaryomuz, biz gazeteci kimliğimizi kullanırız. Yani yerel bir gazetenin kimliğine sahibim. Biz bunu kullanırız ilk önce. Onu sormadım aslında. Basına taşınacak bir görevde oldunuz mu hiç? Yani basında yer almış magazinel bir olayın aslında fotoğraflarını siz çektiniz ve sundunuz veya takibini siz yaptınız, ispatını siz yaptınız ama basın yapmış gibi gösterdiğiniz... Ben böyle bir deneyimim olmadı. Fakat böyle bir deneyimim olsaydı da burada bunu açıklamaktan çekinirdim. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı deşifre olmuş olurdu o kişi. O yüzden onun dedektifle çalıştığı ortaya çıkacak diye ben bunu söylemezdim. Ama dediğiniz manada benim böyle bir deneyimim, böyle bir tecrübem olmadı. Peki böyle bir şey, böyle bir teklif gelse size buna da sıcak bakmaz mısınız? Ben teklifi hani bir cümle olarak almam. Bana artıları eksileri ne olur? Danışanıma artıları eksileri ne olur? Zor durumda kalır mıyım? Başarı grafiğimi düşürür müyüm diye önce bir değerlendiririm, düşünürüm. Artıları çoksa alırım. Ama şu an olmamış bir örneği alırım veya almam diyemeyeceğim. Özür dileyerek. Peki estağfurullah, ben her şeyi soruyorum merak ettiğim. Siz de çok güzel cevap veriyorsunuz. Ünlüler dünyası diyelim yani tanınmış kişiler. Onlarla ilgili bir davanın içinde oldunuz mu hiç? Ünlülerden bir kişiyle çalıştım. Tabii isim vermem mümkün değil. Tabii ki, tabii ki mutlaka. Yani bunu az ünlü veya çok ünlü diye nitelendirirsek az ünlü bir bayanla çalıştım. Buna da karşı değilsiniz yani. Ya bu dünyadan da, bu tanınmış dünyadan da size rağbet mutlaka oluyordur. Değil ya, mi? Tabii ki oluyor. Zaten o az ünlü dediğim kişi bana kendisini İsmi Figen'di örnek atıyorum. Kendisini Ayşe Hanım diye tanıtmıştı. Hani öyle yaklaştı. Ama bir dedektife de başka biriymiş gibi söylemek biraz komik oluyormuş. Ondan sonra konu ciddileşince, elektriğimiz tutunca görüşelim, anlaşmak için sözleşme yapalım ama şok olma, ben şu kişiyim deyince
Tabii öğrenmiş olduk ama dedim ya, zaten bizim danışanlarımız nedense ben elçim adını arıyorum, işte ben bacanağım adını arıyorum deyip kimliklerini hep nedense, hak da veriyorum ama ilk kimliklerini ilk önce bize vermezler. Ama önce bunu çok haksız bulmuyorum aslında, ben değil de mi? Yani bu çünkü insanın çekineceği bir şey. Çünkü neden? Bir problem var, belli ki çözemiyor kişi. Belli ki kendi gücü veya bilgisi yetmiyor ki size aslında ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bunu da paylaşması zor oluyordur. Tabii ilk etapta yani. Çok hak veriyorum ben. Ki ben herkesin, her danışanımın hikayesi farklıdır, farklı bir dünyadır her danışan demiştim ya. Evet. Onlara göre hareket ediyorum. Hı. Yani böyle her şey sende. İstediğin gibi davran, istediğin gibi olayı sonuçlandır diyen çok nadir oluyor. Yani onlar yönlendiriyorlar, onlar yönetiyorlar, meraklı davranıyorlar. Bulduğumuz her veriyi anında online olarak istiyorlar. Tabii. Hak veriyorum. Ya çünkü ben danışanıma hak vermezsem empati yapamam. Hani tiyatroda da vardır. Hani canlandırdığınız role hak vermelisiniz. Yani hak vermezseniz o rolü beceremezsiniz. O yüzden ben danışanlarıma hep hak veririm. İkna olmazsam zaten o işi almam. Hani neden kendi kendime gol atayım ki? Amerika'da bir televizyon programı var. Evet. Mutlaka izliyorsunuzdur. Hani bu eşlerin tamamen aldatma üzerinden. Çok ünlü bir dedektif var Amerika'da. Kocaman büyük bir aracı var ve o aracın içinde yaşıyor. Ve aynı şekilde hani baskın yapıyorlar ve işte orada herkes birbirine bağırıyor, kavgalar vesaire. İzlediniz mi o belgesi? O şovu izliyor musunuz? Ben onu hatırlayamadım. Şu an hala devam ediyor. Yani Amerika'nın en büyük gerçek şovlarından bir tanesi. Ama tabii hep onu izlerken kafamda soru işareti oluyor. Yani bence bu hani numara diye düşünüyorum kendim açıkçası izlerken ama siz böyle bir şeye nasıl bakıyorsunuz izlediğinizde diyecektim ama ya ben şimdi izlemiyormuşsunuz Alper zaten. Kul ve sizin eski bölümlerinizi seyrettiğim için boş zamanlarımda yani sıra oraya gelmedi henüz. Bunu şaka yapmıyorum ha. Yani şaka gibi algılandı. İyi denk geldi ama ben evde boş kaldığım zaman yemek yaparım ve hakikaten sizin eski programlarınızı seyrederim. Zaten başta da o yüzden heyecanlandım. Yani, güldür güldürü izliyorsunuz. Evet. Ama evet. Yeni bölümleri de izliyorsunuz herhalde. Hepsini seyretmeye çalışıyorum. Ne güzel. Onu seyretmedim, üzgünüm ama bundan sonra peki, seyretmeyeceğim. Bence mutlaka seyredin çünkü sizin mesleğiniz için önemli olduğunu düşünüyorum. Amerika'da yıllardır süren bir program bu. Bir de şey demiştiniz, lafınızı lütfen unutmayın. Estağfurullah. Bunun doğru olup olmadığını düşünüyorum dediniz ya. Acaba hani yani, numara mı yapıyorlar hani televizyon olduğu için? Şimdi bakın bir program var. İsmini hatırlayamadım. Adam hayatta kalma uzmanı. Hı hı, evet biliyorum. Heh. Çok iyi biliyorum. Şimdi bunun sizce şov tarafı olmadan mümkün değil. Tabii. Gerekli ekipmanları önce hazırlayıp da o ekipmanların üstüne senaryoyu kurmadan bize yansıtmaları mümkün mü? Değil. Değil zaten bu programda evin içine kadar giriyor kameralar. O yüzden yani açık kameralar tam baskın yapıyorlar yani aldatan çiftleri mesela. O yüzden şov tarafının olduğunu mutlaka düşünüyorum. Mutlaka. Öğretici bir durumunu olması açısından hazırlanarak bazı karakterleri de sokuşturduklarını, yarattıklarını düşünüyorum. Size böyle bir teklif gelse şu anda Türkiye'de, Türk televizyonlarında böyle bir programa nasıl bakardınız mesela? Şimdi bana böyle bir teklif gelse bu benim mesleğimle alakalı bir şey olmayacağı için, ki mesleğimle alakalı olduğu için düşünürüm demiştim ya, mesleğimle alakalı olmadığı için hemen evet derdim. Yani ama burada bir mesleğimi icra edeceksem, o zaman artılarını, eksilerini hep düşünürdüm. Hesap etmeniz gerekirdi. Hesap etmem gerekirdi. Ama bu başka bir şey. Hani burada bir aktörlük var, burada bir öğreticilik var, burada bir kamera arkası var. Buna hemen evet derdim. Yani ki, tanıtmak istiyorsunuz çünkü siz de anladığım kadarıyla. Yani bu benim hayallerimin işi olurdu o zaman. Evet. Evet, çok güzel. Belki bir fikirdir, bilmiyorum. Şu an aklıma gelmişti. Kısa bir reklam sonra buradayız. Ama hafiye gibi çalıştım, hafiye gibi. Şu tarihi bir hatırlayalım. Ben olabilir miyim? Etekli ayolu. Ya, güzel söyledin. Sana o günlerin anısına Karanfil teyzenin makalesinin önünden. Canım delikanlının o dönemde. Bunu nereden buldunuz ya? Her şeyi buluruz biz. Ve şu güzel patiklerle bize poz veriyorsun. Ah Allah'ım, ne kadar
dersiniz. Çok güzel çalışıyorsunuz. Ben sana ne yerim falan mı var? Ve bu resmi ben gerçekten yemin ediyorum ilk defa görüyorum. Ya ne olur bana verir misiniz bunu? Çok çok güzel bir kolaj yapmışsınız. Tebrik ederim. Unuttuğum şeyleri siz nasıl böyle güzel buldunuz ona şaşırdım. Tebrik ederim. O kadar canlı gönülden tebrik ediyorum. Bizim bile unuttuğumuz şarkıları bulmuşsunuz. Evet. Kolajından memnun kaldım. Bu kolajlara bayılıyorum. Show bir. Çok iyi buluruz. Herhalde yani. Ay nereden biliyorsunuz onları? Aşk ol Sefa. Burada bir haftadır sizi çalışıyorum. Çok güzel açıklamışsın. Var önümde ama. Ne yiyeceğim? Fikrim değiştim merak ettim. Yok çok merak ettim. Söyle. Hayır. Saçma sapan bir şey söylemesin. Ya, evet ya. Ya ne yazıyor? Söyle ya. Gülüyordum ben dalga geçiyordum. İnsanlar ağlıyor. Ağlıyor çıktı. Çok eski görüntüler var ya. Şurada falan ne kadar büyük şimdi. Beni de ağlatacaksın. Herkesin önüne peçete koymuşlar arkadaşlar. Buraya gelecekleri uyarıyorum. Evet. Yine gözleri doldu. Ay Altan abime inanamıyorum. Yok nezleyim ya. Ağlıyor ya yetim. Ama şimdi beni ağlat. Evet haklısın sevgimiz ona gitsin. Canım benim bir tane. Çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. Duygulandırdın i̇şte yahu. Yani bir anlamda onların çocukluklarını çaldım. Gözler mi doldu Soner Bey? Evet oldu. Şanslı olduğumu düşünüyorum. Senin gibi bir abim olduğu için. Kötü oldum ben Cemre'nin beni böyle tanımlayacağını. Ya. İlk defa o zaman bana anne dedi. Yani bak herkes haklıymış. Burada bir mendil bulundurman lazım. İşte bu. Erkekler neden ve hangi durumlarda aldatıyorlar? Kadınlar neden ve hangi durumlarda aldatıyorlar? Evet. Şimdi bakın ben bir literatür değilim. Hani hasbelkader deneyimlerimi size sorduğunuz için anlatıyorum. O ismini hatırlayamadığım üniversitenin yapmış olduğu ankete göre konuşayım. Ki gerekirse kaynak da verebilirim. Erkekler o ankete göre konuşuyorum. Tamam. Yani bayanın IQ'sünden daha az IQ'ya sahip ise, bayandan daha az kazanıyorsa aldatma yolunu seçebiliyor. Bayanın hamilelik dönemlerinde aldatmaya kendini sevk edebiliyor. Ki erkeklerin medyaya düşkün olması, hani internette işte vesaire yerlerde çok zaman geçiriyor olması bir aldatma belirtisi olabilir ki aynı kaynak genlerle de ilişkisi olduğunu söylüyor bu aldatmanın. Yani bir partneriniz sizin ikiz kardeşi varsa hani tek yumurta ikizi. Yani birebir hani onlar tek yumurta ikizi mi deniyordu? Evet ha, aynen. Eğer sizin partnerinizin ikiz kardeşi de aldatıyorsa ve aldatmaya meyilliyse ikizi o ikizini de bundan bekleyebilirsiniz. Veya babanızda büyük babanızda aldatma ve aldatmaya meyilli bir durumlar varsa siz partnerinizde bir aldatma belirtisi bekleyebilirsiniz ki bunun gen ve kromozomlarla o araştırmaya göre alakası var. Bayanlar hangi durumlarda aldatıyor deyince bayanlar aldatmıyor. Bayanlar hiçbir şekilde hiçbir yerde aldatmıyorlar çünkü iz bırakmıyorlar. Bayanlar yani, dedim ya. En zorlandığınız vakalar herhalde onlar. Ama gene o ankete göre söylersek bayanın aldattığı durumlar tabii ki var. O partnerini cezalandırmak. İlgili veya gerçekten sevgiyi, aşkı yakalamakla ilgili sonuçlar oluyor. Ki esfirle söylediğimiz bayanlar aldatmıyor lafında bayan aldatmıyorsa biz nasıl buluyoruz? Sosyal kimliklerinden aldattığı kişi karşı cins ya. Karşı cins. Şunu da söyleyeyim. Bir kadının en büyük çocuğu kocasıdır. Veya bir kadının en büyük çocuğu partneridir. Hani sevgilisidir. O yüzden o kadın hata yapmıyor. Hani dedim ya rüzgarın hızını hesaplıyor, hava sıcaklığını hesaplıyor, her şeyi hesaplıyor. Fakat bu sefer erkekten yola çıkıyoruz. Hani erkek hata yapıyor. Çünkü erkek yaramazlık yapmaya ve hata yapmaya çok müsait. Müsait ve hesap yapmada da biraz geriden geliyor. Yaramaz bir çocuk nazara. İşte. Aynen yani her türlüsü kötü. Aldatmak da aldatılmak da. Evet. Umut ederiz ki kimse böyle bir şey yaşamasın. Tabii ki. Fakat değişik bir akşamdı benim için. Çok teşekkür ederim. Bir zaman sonra ikincisini yaparız belki. İnşallah. Sizinle. Hayırlı işler diyeceğim ama onu derken bile hani mutlu mutlu diyemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Samimi ve dürüst cevaplarınız için. Çok sağ olun. İyi akşamlar efendim, sevgiler.